Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Sizler için adım adım fuarları takip etmeye devam ediyoruz. Bugün durağımız İzmir ve İzmir'de bu yıl ilki düzenlenen FIT Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan Alp Mühendisi'ye konuk olduk ve yanımızda firma ortaklarımızdan Barış Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Barış Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hayırlı fuarlar bu arada. Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Ve sektörümüzden vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsetmeden önce biraz sizleri tanıtmak istiyorum ben ekran başındaki izleyicilerimize. Barış Bey kimdir? Sektöre girişi nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Teşekkür ederim. Bizler Alp Mühendislik olarak Ege bölgesinde 6 yıldır hizmet veriyoruz. Daha önceki mazimiz, iş mazimiz kurumsal firmalardaydı. Yaklaşık bir 13 senelik, 15 sene arasında bir tecrübemiz var. Bu aldığımız tecrübeyi ve bilgileri artık son 6 senedir özel şirkette, kendi yapmış olduğumuz işlerde değerlendiriyoruz. Genç bir ekibiz, yaklaşık 45-46 kişilik bir mevcudumuz var. Endüstriyel otomasyon, robotik uygulamalar, hat çözümlemeleri ve Endüstri 4.0 alanında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet. Şimdi standımızda da bir robot görüyoruz. Biraz bahsedebilir misiniz? Robotumuz kolaboratif bir robot. Rating, kendi adı da Sawyer'dır kendi içerisinde. 4 kilogramlık bir kapasiteye sahiptir ve tamamıyla insanla birlikte çalışabilen, insanla yan yana hiçbir engel tanımadan çalışabilen bir robottur. Biliyorsunuz Endüstri 4.0 ile birlikte artık kolaboratif robotlar iş yerlerine ve fabrikalara girmeye başladı. Biz de Rating Robotik ile anlaştık. Amerikan menşeli bir robottur. Dediğimiz gibi tamamıyla kolaboratif, yani kobot olma özelliğinden geliyor. Bununla ilgili çözümlemeleri yeni yeni sunmaya başladık. Fuarda da RoboChef diye bir marka yaratıp farklı bir uygulamayla müşterilerimizin, öğrencilerimizin karşısına çıktık. Bu şekilde bir reklamı oldu. Evet, hangi sektöre hitap ediyor daha çok? RoboChef aslında bakarsanız endüstriyel bir robottur. Biz burada tamamıyla farklı bir konseptle çıktık insanların karşısına. Üretimde direkt çalışabilen bir robottur. Aynı zamanda işte artık yurt dışında da görmüş olduğumuz farklı uygulamaları var bunun da. Bunlardan bir tanesidir RoboChef. Artık hamburger hazırlamak, bir sıcak bir içecek, soğuk bir içecek verme uygulamalarını Japonya'da bilhassa robotlar yapmaya başladı. Biz de onlardan esinlendik, böyle bir konsept hazırladık. Aslında dediğim gibi tamamıyla endüstriyel bir robottur. Evet, peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken Barış Bey? Biraz hizmet anlayışınızdan bahseder misiniz? Hizmet anlayışımızda neye dikkat ediyoruz? İlk önce müşterinin isteğine yönelik çalışabilmemizin getireceği sorumluluğa dikkat ediyoruz. Bu bağlamda müşterinin ne istediğini, nasıl bir uygulama yapmak istediğini ve bunun sonucunda işletmesine nasıl bir kar getirecek, buna çok dikkat ediyoruz. Ve bununla birlikte teknik desteğimizi sürekli yanında bulunduruyoruz. Bu da çok önemli oluyor çünkü kolaboratif robotlar veya endüstriyel robotlar bir müddet bir takip gerektiriyor ve uygulayıcıya destek gerektiriyor. Biz bunu çok iyi bir şekilde veriyoruz. Arkasında duruyoruz ve sürekli problemlerinde, değişikliklerinde onlara hizmet sunuyoruz. Yeni projeler olacak mı peki? Tabii 2018'de yeni girdik. Robotlu uygulamalar kaçınılmaz bir son. Çünkü Endüstri 4.0 ile birlikte artık robotların hayatımıza girmesi kaçınılmaz bir sonuç. Evet. Sanırım yavaş yavaş giriyor artık dediğiniz gibi. Peki buradan son olarak izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Son görüşlerinizi alalım o zaman Barış Bey. İzmir Fuarı'ndan bahsetmek istiyorum ben, evet. FIT'ten. Bu sene birinci yılı ve katılım açısından gerçekten ben etkilendim firmam adına. Yaklaşık 150 katılımcı var ve ilk yıl için çok ciddi ve büyük firmalar var.
Eminim ilerleyen süreçte ikinci ya da üçüncü yılında çok daha büyük ve iyi bir fuar olacak. Ve Ege bölgesinin buna ihtiyacı var. Hem bölge insanı olarak, bölge öğrencisi olarak, bölgedeki işletmeler olarak bu yeniliklere açık ve yanlarında. Çünkü senelerdir İstanbul'a gidiyoruz. Evet. Bin fuarlarına katılıyoruz ve bu bölgeden birçok uygulamacı, işletmeci bu fuarlara katılıyor. Ve böyle bir fuarın burada olması eminim onlar için de büyük bir keyif ve kolaylık oluyordur. Tekrar hayırlı fuarlar dileyelim sizlere o zaman. Ederiz. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız İzmir demiştik ve İzmir'de 2018 Fit Fuarını ziyaret etmeye devam edeceğiz sizlere. Alp Mühendislik'ten sesleniyoruz. Şimdilik bu standtan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarından.